Boom! Wow! Aa, stop etti lan. Niye etti? Kanka niye stop ettin ya? Haydi. Benzin mi bitti lan? Ayda. Nazar değirdim lan arabaya. Arkadaşlar merhaba, Uzun seçim kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Opel'imizi çalıştıracağız. Geçen gün motoru taktık üstüne. Arabamız çalışmadı, şimdi bugün çalıştıracağız. Bir şeyler aldık, biz dünya parça aldık. Arabamız su kaçırıyordu, onları falan halledeceğiz. Evet arkadaşlar, bugün Opel'in çoğu parçasını almaya gideceğim. İş kıyafetlerimi yine giydim. Biliyorsunuz Opel'i çalıştırmıştık. Opel'i çalıştırdık ancak uzun vadeli çalıştırmadım. Hani çok fazla ısıtmadım. Suyu muyu eksikti. Onları tamamlayacağız. Bir iki daha eksikleri vardı. Onları halledeceğiz. Daha sonrasında Opel'i uzun süreli bir çalıştıracağız. Ama ilk önce bir parçaları almaya gidelim. Evet gidelim. Gidelim değil mi arkadaşlar? Gidelim. Hadi bir Ege Turbo'ya gideceğim. Orada bir iki planlarım var. Onları bir halledelim. Daha sonra yedek parçacıya geçeceğiz. Öyle bir gidek gerek. Evet, arabanın motorunu çalıştırdık. Ama eksiklerimiz var. Eksiklerden bir tanesi şu MAF sensörü arkadaşlar. Arabayla hava yakıt karışımını ayarlayan, biliyorsunuz ateşin yanabilmesi için oksijene ihtiyaç vardır. İçeriye giren oksijenin ölçümünü yapan parça budur arkadaşlar. Benzinle oksijen karışarak bu parça sayesinde içeriye giren oksijen ölçülür ve ona göre yakıt hava karışımı yapılır arkadaşlar motorlarda. Bu da önemli bir bilgidir ve arabalar için önemli bir parçadır. Tabii bu benim parçamı buradan fare, bunu fare kemirdi arkadaşlar. Ya bari kemiriyorsun arkadaş, soketin dibinden kemirme değil mi? Soketin dibinden kemirmiş, ek de yapamıyorsunuz. Mecburen şimdi bunun için bir soket alacağız arkadaşlar. Bu parçayı takabilmem için soket almaya gideceğiz. Ayrıca karterimizde ve şurada bir yerde bir kaçağımız vardı. Onları da halledeceğiz. İlk önce soket ve yedek su depo kapağı da alacağım bir de arkadaşlar. Yedek su depo kapağı. Soket, bu parçayı yanıma alayım. Orada seçeyim, beğeneyim, alayım. Hadi gidek. Şimdi stadın oradayım yine arkadaşlar. Ege Turbo burada. Bir teşekkür için oraya gidiyorum. Bir iki aklımda da planlar var. Allah nasip ederse hem onları görüşeceğim. Ama aman çocuk kamyonun altında kalıyordu abi, bisikletli. Kardeşim dikkat et ya. Bu hayatta sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Allah kaza bela vermeye. Yes, BMW de güzelmiş ha. Ege Turbo hemen şurada arkadaşlar, sağda. Bir gidek bakak. Arda ile konuşak. Bir teşekkür edek Arda'ya. Beyin için. Oo, Astra fena çıktı. 131'i görünce aniden durdu. Hemen burası. Şöyle dükkanın önünü güzelce kapatıyoruz arkadaşlar. Kimse girip çıkamıyor buraya. Şimdi Ege Turbo ile görüştüm. Kısa zaman içerisinde salı veya çarşamba günü benim size bir sürprizim olacak. Şimdi burada soketçi vardı arkadaşlar. Bunu bulamadım. Şimdi şeye gideceğim. Benim yedek parçacıya gideyim. Oradan bir soket falan sürelim. Yedek su deposunun kapağını alalım. Bir oradaki arkadaşla konuşalım. Dediğim gibi salı veya çarşamba günü size bir sürprizim olacak. 2-3 kişiye yazılım hediyemiz olacak arkadaşlar. Öyle bir video düşünüyoruz. Şimdi ben bir yedek parçacıya gazlayayım arkadaşlar. Trafik sıkıştı. Şuradan soldan kaçsam gidebilir miyim acaba? Ters yönden gidiyoruz. Şöyle kaçarız herhalde. Oo, boş zaman. İzmir kazan, ben kepçe dolaşıyorum. Bu ne yapıyor la yolun ortasında? Yolunu kaybetmiş balık gibi gidiyor. Şimdi kasislerde, çukurlarda. Yedek parçacıya doğru gidiyorum arkadaşlar. Şimdi ona bir soralım bakalım. Bizim soket moket bir şeyler bulabilir miyiz ya? Kardeşim benim. Yedek parçacım.
Evet, burada bak dışarıda lak lak yapıyor. Ablam bir saniye şöyle yanaşacağım. Yee, bizim yedek parçacının vektörü. İzmir kazan, biz kepçe, dolaşmaya devam. Evet arkadaşlar, parçacıdan kapağı aldım. 25 lira kapak arkadaşlar. Ya şu kapak 25 lira ya. 15 lira antifriz. 15 lira da bu arkadaşlar. Soketi bulamadık. Soket pazartesi günü bir tane çıkmacıdan, parçaladıkları tesisattan pazartesi günü vereceğim dedi. Eğer olmazsa kendim buraya bir soket yapacağım. Şimdilik idareten bu şekilde takacağım. Şimdi bunları kullanalım arkadaşlar. Bu kartere kullanacağım bunu. Bunu yedek su depo kapağımıza, bir de antifriz koyalım. Antifrizsiz olmaz. Azıcık parçaları yağlaması için, yani hani motorun içi tamamen kurumaması için antifriz, azıcık bir antifriz muhakkak koymanızı tavsiye ederiz. Şimdi evden suları aldım geldim. Arabanın su kaçağı ve yağ kaçağını giderdim arkadaşlar. Bayağı bir uğraştım. Su kaçağımız buradan oluyormuş. Şurada pompadan motorun içerisine giden bir su var. Su kaçağımızı ve yağ kaçağımızı giderdik. Yağ kapağımız da zaten burada bir yerde olacak. Şurada. Evet, burada ne kaybedecek bulamayacağız artık. şu su kapağımız. Bir suyumuzu ilave edelim arkadaşlar. Daha sonra yine bir marş yapalım. Su ilavemiz okey. Gene kaçırıyor mu? Gene kaçırıyor ya. Lanet olsun. Niye kaçırıyor bu araba ya? Nereden kaçırıyor bu ya? Bunun dibinden bu kaçırıp duruyor ya. Niye kaçırıyor ki bu arkadaş? Hortum mu kırıldı acaba ya? Yo, dibinden kaçırıyor. Buradan dibinden kaçırıyor ya. Allah Allah. Kafayı yedirecek bana ya. Şuradan dibinden kaçırıyor. Oo. Şaldır şaldır kaçırıyor hem de. Bildiğin bütün su oradan akıyor ha. Olmaz. Dur yine de bir marş yapalım bakalım böyle bir. Arabamız bayağıdır o aradan sonra bayağıdır çalıştırmıyorum. Tamam, her şey okey. Bakalım çalışmaya devam ediyor mu? Arabayı da bok götürüyor arkadaşlar ha. Leş. Benzini aldı. Çalışacaksın tabi la. Ben yaptım seni. Nasıl çalışıyor? Yağla bebeğim. Yağla. Çok fazla gaz verme. Gaz tepkimesi falan. Şey. İyi güzel ha bebeğim. Güzel, gaz tepkimesi falan güzel. Su kaçağı vardır. Bak şaldır şaldır su akıtıyor şimdi. Bakayım. Evet, akıtıyor. Bak nasıl akıyor bak. Yağ kaçağını kestik. Neyse, araba ısınmasın. Egzoz falan ısınırsa şimdi o aradan yanarım. Egzoz ısınırsa oradan yanarım. O yüzden egzozu ısıtmamam lazım. Hatta ısındı bile egzoz ya. Egzoz manif oldu, ısındı bile. Biraz soğusun da şuradan yine açacağız onu ya. Bak su eksiliyor. Akidiş, niye böyle yapıyorsun sen Akidiş? Isındı mı bile? Oo, alev olmuş bile ha. Bakayım. Kaçıyorsun değil mi? Kaçırıyor. Bak damlıyor. Şıp 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 damlıyor oradan. Ayıp senin yaptığın ya. Vallahi ayıp. Evet, suyu salıyorum şu an. Şu an deponun içerisindeki bakın su bitiyor. Su bitti. Borulardaki su da bittikten sonra buradaki su da bitecek. Bunu açacağız. Araya sıvı conta sürmek istemiyorum. Sıvı conta işlerini çok fazla sevdiğim söylenemez. O yüzden buraya bir conta mı yapacağız, ne yapacağız bilmiyorum. Buradaki su kaçağını gideremem gerekiyor. Bu şekilde arabayı kullanamayız. Şu su bittikten sonra
Başıma gelecek olanı biliyordum çünkü iki şişe getirmiştim. Şöyle bir aradan çıkan bir contası var ama bu conta tırt bir conta ya. Allah Allah. Neyse bir de bunu takarak deneyeceğiz. Şimdi o su bitsin de suyu aksın güzelce. Ha, su akmış zaten, azıcık bir şey kalmış. Her yerim soğudu arkadaş ya. Egzoz manifold contamı görüyor musunuz? Efsane. Sıkıyorsa egzozu de. Arabayı çalıştırdım. Ateş. Şimdi bunu çekeceğiz. Buradan o araya o contasını koyalım bakalım ya. De sıcak çekemiyorum ki. Egzozdan yanacağım. Nerede? Neredesin? Beni unutmak kolay mı? Neredesin? Sesin çok çirkin biliyorum. Böyle koyacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi araya şöyle bir conta yaptım. Dediğim gibi sıvı conta sürmeyi sevmiyorum. İnşallah şu yaptığım aradaki conta bu suyun akmasını engeller. Şimdi şu soketleri takalım pampa. Soketleri sökmüştüm kolay çalışabilmek için. Geçsene lan. Yes, come on. Şimdi suyumuzu dolduralım yine. Evet. Şu anlık su kaçağımız yok. Şu an herhangi bir su kaçağı yok. Bakın arkadaşlar görüyoruz. Galiba ben bu işi biliyorum ya. Vallahi bak ha, övünmek gibi söylemiyorum ama. Ya bebeğim ya. Vallahi bak bebeğim. Su damlatmıyor. Yakında sizlerle. Oto destekçim garaj. Yakında sizlerle. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar herhangi bir sıkıntımız yok. Suyumuzu da koyduk. Hiçbir yerden damlama etme, atlama, çatlama, kaplama, oplama, zıplama yok. Şöyle bakıyoruz. Bakın suyumuz da var. Suyumuzu da fulledik. Aşağıdan bir de kontrol edelim mi? Yes, edelim. Antifriz koyacaktım ama şimdi zaten havasını alacağım. Suyun havasını alacağım. O yüzden havasını alacağım. Ana, bu ne lan? Haydi. Gene damlatıyor bu bir yerden pampa. Nereden damlatıyorsun sen ya? Allah Allah. Buralarda yok. He, buradan gene kaçırıyor ya. Arkadaş burada bir şey var ha. Bence orada bir yerde kırık var ha. Vallahi bak. Zıptı çıktı, zıptı çıktı. Yok bence bu şeyden kaçırmıyor. Aradan kaçırmıyor. Burada bir sıkıntı var. Aynen bence burada bir sıkıntı var ya. Hortum mu kırıldı acaba? Boru mu kırıldı acaba ya? Boru kırılırsa şu egzoz manifoldunu sökmem gerekecek. Ben her zaman söylüyorum. Benim elimden arabalarla alakalı uçan ya da kaçan kurtulur. Araya bakın şöyle bir conta kestim arkadaşlar. Artık su kaçağımız yok. Ama bu geçici bir süreliğine. Bu araya bir tane conta alacağız arkadaşlar. Bu kağıttan bir conta. Yapıştı buraya şu anlık. Benim idare edecektir. Yani arabayı dışarıya çıkartmam için idare edecektir. Bakın aşağıdan da su kaçağı yok. Dedim ben size benim elimden uçanla kaçan kurtulur. Şimdi marş yapalım buralar. Yok marş yapmayalım. Neden marş yapmayalım? Şu soketi mi halletsem önce ya? Daha öncesinden bunu fare yemişti. Gelsene arkadaş. Eyvah bir şeyler kopuyor buralarda. Şimdi su kaçağını ve yağ kaçağını kestikten sonra çok ince bir işçilik yaptım arkadaşlar. Soketimizi fare yemişti. Odaklan bebeğim sokete. Soketimizi fare yemişti. Bakın buradan çok ince bir işçilik ile kendim buraya soket yaptım arkadaşlar. Bu kabloların birbirine değmemesi gerekiyor. Onları şimdi güzelce bir mumla yapıştıracağım arkadaşlar. Benim burada mumum var. Bayağı kirlenmiş ama çalışıyor. Çok güzel bir şekilde burada onu da bağlantısını yapacağım. En azından pazartesi günü bir tane şey alacağım. Bu soket alacağım ama o soketi alıncaya kadar idareten bu şekilde olacak. Suyumuz da hala eksilmiyor. Su kaçağımız veya kaçağımızı hallettik. Patates soğancı geliyor. Kapatıyorum.
Evet, soket işi bizde şu anlık. Tamam arkadaşlar, odaklan bebeğim, göster orayı, göster şekerim, göster bir tanem. Gördüğünüz gibi soket işimiz de şu anlık okey. Araya mumu bastım arkadaşlar, idareten bu şekilde kalacak. Şimdi arabamızı çalıştıralım. Su kaçağımız falan yok, yağ kaçağımız da yok. Bakın şu şekilde suyumuz burada. Şu mumu da kaldıralım ve daha sonra marş yapalım. Marş marş. Anahtar arabanın üzerinde herhalde. Depo kapağını birazdan kapatırız, havasını aldıracağım. O orada biraz daha şey yapsın. Tamam ya, oldu hepsi ya. Hadi bakalım başlayalım marşa. Yes! Hep bunu yapınca böyle şey geliyor aklıma. Aras karanfil. Karanfil diyecektim adama. Hadi bebeğim. Ben yaparım da çalışmaz mı ya? Yağ lambamız yanmıyor. Elim titriyor. Var mı su kaçağı? Yok. Sensör orada okey. Suyumuz iyi. Evet, şu an uzun bir süre arabayı çalıştıracağım arkadaşlar. Uzun bir süre çalışması gerekiyor. Çünkü ilk marşı olacak. Hemen nasıl ısınıyor ha? Aa, sensörün soketini takmayı unuttuk ya. Güzel tuttu beni bir güzel. Kapatıp bir tekrar marş yapmam lazım. Çünkü şu an sensörü algılamaz. Kapatıp bir tekrar marş yapacağız. Soketi algılayabilmesi için, yani o arızayı silebilmesi için tekrar marş yapmamız gerekiyor. Yağlanmamız sönüyor. IDS'in sönmemesi sebebi arkadaşlar air süspansiyon. Onunla alakalı birazdan bir şeylere daha değineceğim, size bir şeyler göstereceğim. Ama arabamız şimdi uzun süre çalıştıracağım. Yani biraz ısınması gerekiyor. Yani yağlama yapması gerekiyor. Çünkü motorumuz yeni biliyorsunuz. Ki güzelce ısınsın, devir daim yapsın, havasını falan alalım, her şeyini. Su kaçağımız var mı? Yok. Egzoz manifoldu yanıyor. Şu an var ya, buraya elimizi değsek kızarmış tavuk gibi oluruz ha. Bütün soketlerimiz, kablolarımız, her şeyimiz bağlı. MAF sensörümüz okey. Eğer MAF sensörü arıza vermiş olsaydı arkadaşlar, devir onun üzerinde olacaktı. Yani 1000 devirde kalacaktı. Şu an bakın gördüğünüz gibi aşağıda 800'de çalışıyor. Yakıt tüketimi her şey iyi. Uzun süre çalışması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü yıllarca yatan bir motor. Gaz vermemem gerekiyor. Gaz vermeme sebebim şu an motorun içerisinde güzelce yağlanma olması gerekiyor. Yağlanma bittikten sonra artık kullanabiliriz. Mis gibi egzoz kokusu be. Çek babam be. Oh. Bakalım yağ geliyor mu buraya? Evet. Yağ fıçık fıçık atıyor. Benim Astra'da biliyorsunuz direkt oradaki yağı kaçırmıştık. Yağı bozmuştuk. Yağ pompası bozulmuştu. Yukarıya yağ gelmiyordu. Şu an yukarıya güzelce yağlıyor arkadaşlar. Soketlerimiz, her şeyimiz takılı. Yağ müşürü, klima kablosu, radyatör takılı. Hepsi takılı. Takılıyız. Burada şarjımız okey. Suyumuz okey. Şunun havasını alalım bir ya. Şunun havasını alalım arkadaşlar. Onu da size göstermiş olayım. Arabanın havası nasıl alınır? Araba çok sağlıklı çalışıyor arkadaşlar. Çok güzel çalışıyor. Şu şekilde şunu çıkartmamız gerekiyor. Arabanın havasını, yani suyun havasını almak istiyorsanız arkadaşlar, şu şekilde boruyu çıkartıyorsunuz. Zaten bakın normal. Hani çeşmeden akar gibi akıyor. Kesik kesik akmıyor. Eğer kesik kesik aksa idi,
Bizim hava var olacaktı. Kesik kesik akmıyor arkadaşlar. O yüzden hava yok. Birazdan antifriz eklemesini de yapacağım. Fan açsın, fan kapatsın arkadaşlar. Araba olmuş bilelim. Şu garajın kapısını da açayım. Öleceğim yemin ediyorum burada ya. Uzaktan kumanda, yakından kumanda gibi. Yeter. Uzun yıllar sonra çalışan Ekotek motoru. Çok da güzel çalışıyor arkadaşlar. Hani sesi falan çok güzel. Şuradaki kapakları falan takmadım. Hani su kaçağı falan buradan olursa diye tekrardan müdahale edip kolay olabilmesi için şu anlık takmadım. Sadece kontrol aşamasında. Dediğim gibi fan açmasını, fan kapatmasını bekliyorum. Araba devir daim her şeyi yapıyor. Su kaçağı, yağ kaçağı, hiçbir şey yok. Gittikçe ısındı. Bakın suyumuz buradan gidiyor. Egzoz üstü muhafaza kapağı şurada bir yer. Ha, burada attım. Burayı da bir düzelteyim artık ya, toplayayım. Fantayı da içmek isteyenlere verebilirim yalnız arkadaşlar. Ha, fantamız var bak orada. Yıllanmış bir fanta. Evet, güzelce ısınıyor. İçerisi bayağı duman oldu arkadaşlar. Kapıyı açtım ama içerisi efsane duman. Yıllarca çalışmayan bir araba. Mesela motoru aldığınız zaman yıllarca çalışmıyorsa eğer kesinlikle gaz vermeyin arkadaşlar. Çünkü yağ bütün kanallara, motorun içerisindeki bütün kanallara dolmasını bekleyin. Ya rodaj süresi dediğimiz bir olay bu. Hani şu an motor rektifiye yapılmadı aslında ama yapılmadan rodaj olur mu diyenler olacak şimdi. Neden böyle bir şey söyledim? Çünkü yıllarca çalışmayan bir araba motoru bu arkadaşlar. O yüzden gaz verirseniz, şu yaparsanız, bu yaparsanız bu arabanın motoruna sıkıntı yaratabilirsiniz. Burada yağ çubuğu şeyini de takmamışım. Onu takmama sebebim de şu egzoz muhafaza kapağı arkadaşlar. Isınsın, hararet yapsın. Yani fan açsın. Fanın açmasını bekliyorum şu an. Fan açtıktan sonra işlemimiz bitiyor arkadaşlar. Klima çalışıyor mu acaba ya? Klimayı merak ettim bak ha. Bir klimayı ateşleyelim. Zaten yağ bayağı dolmuştur. Gözlüğüm de oradaymış ha. Klima gazımız yok. Doğru, gazı boşalttım ki ben. Şimdi açarsam sıkıntı olur. Açmayayım. Gaza geçer mi acaba? Gazı deneyelim mi arkadaşlar? Bir gaz denemesi yapalım bakalım ya. Merak ettim. Vallahi geçiyor. Gaz bile çalışıyor ha. Geçecek mi? Geçti, stop etti. Şimdi gaz da bittiği için arabada. Yani gaz bitti değil. Hani ben hortumları söktüğüm için şu an bakın gaz vereyim. Geçecek, stop etmeyecek. Gördünüz mü? Geçti arkadaşlar. Bunun sebebi ise yani az önce stop etme sebebi hani hortumları falan sökmüştüm ya ben. Hortumlarda gaz bitmişti. Hortumu basıncaya kadar hemen araba stop etti. Bakın şu an gazda da çalışıyoruz. Her şeyimiz aktif. Hiçbir arızamız yok. Sadece egzoz lambamız yanıyor. Emisyon lambamız yanıyor. Şu an arabamız gazda. Ama gazı iptal edeceğim. Arabamız benzinle çalışsın arkadaşlar. Çünkü arabanın motoru daha yeni. Kurutmayalım hemen içerisini. Güzelce bir yağlasın. Benzinle yağlansın. Daha sonrasını LPG'yi aktif ederiz. Enjektörler yeni olduğu nasıl belli oluyor ya? Önceden patlatma yapardı. Wow 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 diye çekiyor bak. Hey bebeğim. Çok fazla gaz vermek istemiyorum. İyice yağlama yapsın, yağ ısıtsın, bütün kanalları doldursun. Ondan sonra gazlarız arkadaşlar. Bu arabayı ile alakalı dyno mayno isteyenler var. Dyno da yaparız. Çünkü üzerindeki motor farklı. Vauxhall marka bir motor. Acaba arada fark var mı? Onu da test edeceğiz. Fan açsana bebeğim. Hala fan açmadı. Şimdi gelelim LPG diyorum ya. Şimdi gelelim air süspansiyon işine arkadaşlar. Air süspansiyon alakalı sıkıntılarım var. SM Air ile konuştum. Soma'ya gideceğiz. Allah nasip ederse bu air süspansiyonu düzelteceğiz arkadaşlar. İlk işimiz bu. Tank salıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tank boş. Çalışsam da şuradan bir kaçak oluyor devamlı. Ayrıca arkalar oturuyor arkadaşlar. Daha öncesinde şişirmiştim ama şu an kırkada olduğu için yüksek.
arka körükler kaçırıyor, arka körükler kaçırıyor. Ayrıca ön tarafta da şey sesi var arkadaşlar, takos, amortisör takos sesi var. Ön taraftaki sıkıntılar var. Hani çukurlara falan girince buradan, bu taraftan lak tak 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 diye sesler geliyor arkadaşlar. Çukura girmesen bile yolda inciden bir eslediğinde tıkır tıkır sesler geliyor. O yüzden air süspansiyonla alakalı sıkıntılar var. Götüreceğim Soma'ya, bu arabayı bırakacağız arkadaşlar. Yani süspansiyonu bırakırım, vizeye gireceğim. Vizeye girdik, çıktıktan sonra bu arabaya tekrar air süspansiyonu takacağız. Arabamız hala çalışıyor. Hararet yapmasını, fan açmasını bekliyorum. Biliyorsunuz termostatı bile biz değiştirmiştik. Termostatımız yeni. Fan açmasını bekliyorum. Hala ısınmadı araba bir türlü. Gaz vermek istemiyorum çünkü yeni bir sistem var üzerinde. Yeni bir sistem değil de uzun yıllarca çalışmayan bir motor var üzerinde. O yüzden ilk baş çalıştığında siz belki anlamamış olabilirsiniz ama ilk başta çalıştığında lifter sesi vardı. Çıt 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 diye vuruyordu. Bakın şu an kesti. Çok inceden ben böyle çok milimetrik falan duyuyorum. Siz duyamayacağınız kadar azdır. O yüzden çok fazla gaz vermek istemiyorum. Bütün kanalların yağ ile dolmasını istiyorum arkadaşlar. Bu arada egzozun üzeri tamamen kurudu. Dumanlar falan çıkmıyor artık. Yağ kaçağımız falan kontrol ediyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Su kaçağımız da yok. Suyumuz da zaten hala aynı seviyede duruyor. Hala fan açmasını bekliyorum arabanın. Hortumları şöyle bir kontrol etmek istiyorum. Hortumlarımız, ateş. Hani sıkıntı var mı diye. Evet, hortumlarımız iyi. Termostat açmış. Şu an radyatörde soğuk olduğu için, yani her tarafta su soğuk olduğu için biraz geç açacak arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Hoppa bebeğim. Wow. Stop etti lan. Niye etti? Kanka niye stop ettin ya? Haydi. Benzin mi bitti lan? Ayda. Nazar değirdim lan arabaya. Benzin pompası yine devreye girmiyor arkadaşlar. Benzin pompası iptal. Ayda. Pompa devreye girmiyor arkadaşlar. Pompa çalışmıyor. Benzin pompası durdu. LPG'ye de alamıyorum. Hay ananı satayım ya. Bir akünün kutup başını sökeceğim, takacağım. Evet arkadaşlar, haberler yine kötü. Arabamız yine çalışmıyor. Bakın benzin pompası yine devreye girmiyor arkadaşlar. Kesinlikle pompa devreye girmiyor. LPG'ye de devreye sokmuyor. Hiçbir şey, yakıt sistemini devreye sokmuyor. Yine beyin güle güle oldu. Bakın deneyim isterseniz ama zaten sesini ben duyuyorum şu an. Evet. Beyin yine elveda. Yine tamire gideceğiz. Kanki. Gel kanki gel. Bırak bin ya. Evet arkadaşlar, arabamız 4 aydır yatıyordu biliyorsunuz. Motor falan hallettik, her şeyi hallettik. Beyin arızası verdi. Beyin arızasından dolayı düz bir bağlantı yaptık. Yakıt sistemi devreye girmiyor arkadaşlar. Ateşlemeyi falan kesiyor. Düz bir bağlantı yaptık. Onu falan göstermeyeyim. Çok bunlar şeyler, ince işler. Araba biraz sıkıntılı. Beyin tamirine gidecek yine. Tekrardan bir beyin açılacak arkadaşlar. Dedik hadi idare et, alalım gelelim. 4-5 ay oldu arabayı yıkatmayalım. Dedim yıkatalım. Ondan sonra şey yapalım. Ondan sonra götürürüz ya. Bu arada yıkama videosu Uğur'un kanalında arkadaşlar. Sağ üst köşede çıktı. Siz oto yıkamanın kanalından yıkama videosunu izleyebilirsiniz. Dediğim gibi arabayı pazartesi günü yine beynini ya beynini sökerim götürürüm ya da komple arabaya götürürüm. Araba yürüyor şu an ama zor gidiyor, yani kese kese gidiyor. Beyin tamirine girecek yine arkadaşlar. Beyin yandı, %99 yandı. Yakıt sistemini devreden çıkartıyor. Bir ara şey yapıyordu hatırlıyorsanız. Komple elektrik sistemini kesiyordu. Şimdi yakıt sistemini kesti. Düz bir bağlantı yaptık. Bir çakallıklar falan yaptık. Onu göstermeyeceğim. Göstermeyeyim.
beyni falan tekrardan halledeceğiz arkadaşlar. Videoyu bitirin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Bundan sonra ne yapacağız? Bu arabayı Soma'ya götüreceğim arkadaşlar. Air sistemini düzelteceğim. Şu beyni bir çözeyim. LPG falan devreye giremiyor. Bugün videonun başında giriyordu aslında. Videonun başında izlediğiniz yerlerde giriyordu ama birden araba kapattı. Kapattıktan sonra hem pompayı direkt elektrik verdik. Elektrik verince hem LPG hem şey benzin girince bu sefer araba aptallaşıyor. Onu çözmeden Soma'ya gidemem. Ne uzatıyorum ben ama konuştum ya. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.